Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde akşamları beklerdim. Sen okuldan dönerken mutluluklar benden sana, beraber olmasak da her yağmurlu akşamda yürürüm aynı yolda. Mutluluklar benden sana, başkasının olsan da sallanarak yürürüm artık kendi yolumda. Kurban oldum. Bekçilerin kralı geldi ya. Şahı geldi. Padişahı geldi. Cumhur reisi ya. Yemin ediyorum Amerikan başkanı gibi adamsın ha. Ya hop bana Ergun Plak kardeş, canıyım. Beni öyle gavurum bavurum başkanı niye edin? Ya şaka yapıyorum Mevekir abi ya. Türk bekçisi Türkiye'de hizmet eder abi. Evet. Ya siz böyle bir şüpheli müpheli tavırlar, hareketler sergilisiniz. Hayırdır, arkada bir şey mi var? Yok, Ergun'un arkasında kova yok, kovanın içinde de bir şey yok. Sağ ol, sağ ol abi. Ergun hele çekil bakayım hele bir. Ya hiç... Ya hele bir çekil, çekil. Aman... Hele bir yanına, yanına. Bismillahirrahmanirrahim. Sami? Bu ne? Bu Ergun'un aleti. Ergun'un aleti. Ergun? Devletin şefkatli bekçisini açılabilirsin canım. Bu ne? Bekir abi. He. Bunun ne olduğunu bilmiyor musun? Ne? Bu ne ki? Hakikaten bilmiyor musun? Yok. Hayır be. Ya bu ne delikti melikti, bu ne ki? Ne oldu ya? Ya bu ne? Ya sen var ya. Ya Allah kahretsin. Ya diyor ki Ergun hele bu ne? 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 Bu ne? Anladın mı? Ha, kendini işte. Bak, buradan bana bak. Buradan bana bak. Buradan bana bak. Buradan bak. 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 Ya Hazır Aysin bu ya. Bak, bir daha bak. Bir daha bak. Anladın mı? Bir ver bakayım, ver ben bakayım. Anlamadım. Taycan Haysuk ya, ne diyorsunuz oğlum? Hazır Aysin ya. Vallahi bu kadar olur ha. Çok... Ne oldu şimdi? Ne olacak yani? Ya kuzen, Çatatoy, benim Elvan'ıma kavuşmam lazım ya. Erol Taş baba Sami, Beylin duvarı gibi aramızda ya. Onsuz hayat ben düşünemiyorum. Onu sormuyorum be, onu sormuyorum. Bu mektup niye uçak... Ha ya. Anladım. Şimdi o uçak uçacak, kapıdan girecek. Elvan'ın önüne düşecek. Elvan açacak, bakacak, duygulanacak. Gözünde bir damla yaş, romantik olacak. Eşek ölmeyecek, beni dağlarda komayacak. Ali amca. Hadi be. Ya kuzen, bak o kapı açılsın Çatatoy. Ben bunu buradan atacak. O Elvan'ın önüne düşecek. Elvan bunu alacak, mektubu okuyacak, gülümseyecek, romantik olacak, bakacak. Bir daha düşünecek, kimdi bu diyecek, altta okuyacak, kalp diyecek, kırık kalp diyecek. Ondan sonra hani ulan göreceksin seni ya. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bu söylediklerini aynen harfiyen yap, o uçağa at, sonra gel bir de bir uçak daha yapalım, onu at ya. O kadar şey yani. Ya kuzen o kapı açılsın, ben bunu sokarım içeri, söyleyeyim sana. Yeter ki kapı açılması lazım. Bana bak. Ergun ciddi ol. Bu ne? Bekir abi. Ya, tamam hadi söyleyelim ya. Abi bu olta. 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 Allah'a kurban olayım. Allah'a kurban olayım. Daha neler göreceğiz. Ben yaptım. Ergun. Bu oltayı sen yaptın he? Evet. Öyle mi? Abi çok uğraştım. Sabaha kadar uğraştım. Bunu böyle eğmek bu şekle sokmak falan da kolay değil yani. Bayağı uğraştım yani. Çok güzel. Çok şahane. Çok güzel bir olta. Peki bunun iğnesi nerede Ergun? Hı? Nerede iğnesi Ergun?
İğnesi... Bekir abi ya. Çok geçmiş. Abicim, şimdi bu özellikle öyle yaptım ben bunu. Özellikle iğnesiz yaptım. Çünkü bu sığ sularda kullanılan bir olta. Peki nasıl çalışır? Çalışmıyor. Çalışıyor ya. Çalışmaz olur mu? Çalışmaz olur mu abi? Şimdi abi, özellikle ben buna iğne koymadım. Niye? Sığ sularda şimdi bunu suya sokuyorsun. Tamam mı abi? Suya soktum. Suyun içindeyiz. Tamam. Öyle düşünelim, tamam mı? Şimdi balık geliyor böyle. Ana diyor, bunun diyor iğnesi nerede lan diyor. Lan diyor, koşun diyor, burada iğnesi olmayan bir olta var diyor. O da bütün balıklar geliyorlar. Kafayı buradan bir sokun. Çatatana daranza. Ay vahşet be ya, vahşet be ya. Ya Sami bırak vahşeti. Bu bir doğa yasası zaten. Evet. Ergun, ben bunların hepsini anladım da... Eyvallah. Çok güzel. Olta ya, sen yaptın bunu. Evet abi. Peki ambu ne? Ciddi soruyorsun değil mi abi? Bak yine nasıl ciddi soruyorum? Bu ne? Bekir abi valla sen bizi güldürdün. Allah da seni güldürdü. Bu ne ya? Evet ne o? Ne, sen de hangi taraftansın? Abi fiş ya, fiş fişi soruyor bana. Elektrik fişi abi, tanımıyor musun ya? Baksana elektrik fişi. Peki madem olta, fişin ne işi var burada? Fişi? Ne? Gene. Ya o... Abi balığın İngilizcesi ne? Fiş! Ya abicim, şimdi bunu yapmak kolay değil. Ben şimdi bunu bütün dünyaya ihraç edecek bir sonuçta serbest girişimciyim burada, anladın mı? Şimdi İngilizler kullanırken hani fiş anlamında, fiş balık ya. Böyle bir şıklık olsun dedim, anladın mı? Hani bunu da böyle... Şıklık olsun diye yaptım yani. İnsanlar yemez ama balıklar yer. Yani. Yapıyor. En nihayetinde anladın neyse. Mı abi? Eyvallah. Hadi ben kaçtım. Vallahi yedi ya. Ergun, yemedim. Sonunu iyi kıvırdın ya, onunla seni affettim. Askerdeyken bizim yüzbaşının vardı aynısından. Oradan tanıram. Neyse o su ısıtıcısını kaldırın da bir daha görmeyeyim. Biraz da şimdi ben gülüm. Hadi eyvallah. Olta he? Olta. Yuh! Yalnız kuzen. Ne? Eğer uçak Sami abinin önüne düşerse ayvayı yersin. Kuzen, Çatatoy sen merak etme. Ben bunun Almanya'da kursuna gittim. Uçak kursuna mı? Uçak yapıp atma kursu. Her şeyin kursu mu var lan? Tabii tabii, aklına gelen her şey. Bak önemli olan burada ne biliyor musun? Odaklanmak. Odaklandığın andan itibaren... önünde iyi izle. Haydi bakalım. Sami abi. Ya bu ne be ya? He? Sahi hayvayı. Görüyorsun değil mi kuzen? Görüyorsun ya. Bu aşk benim elimi kolumu bağladı ya. Allah kahretsin ya. Hatalini çaptı. Pöf! Duvara tosladı. Pöf! Elvan, seni çok seviyorum ben. Seni düşünmeden de bir saniye bile geçiremiyorum. İci, libe, dici. Yani senin anlayacağın, seninle Erol Taş Sami babanın bizi görmeyeceği bir yerde buluşmak istiyorum. Ergun, de bu ne? Kalp Sami abi. De bu ne? O kırık kalp. Ok gelince çatlamış herhalde. Bir tarafı Elvan, bir tarafı Şahin mi o? Şey mi o? Şey o ya. De bak şimdi gör ben bu kırık oku ne yapacağım seni. Sami abi. Ne yapayım be? Koşma be! Benim de o ır düşmanı Almanca iki çift lafım var. Acık beklesin.
oyuncu. Sen karışma. Senin de sıran gelecek. Azıcık bekle sen. Azıcık bekle. Ya Sami abi. He. Ne yapıyorsun be? Karışma bana. Ne oldu ya? Bana bak Almancı. Seni ırz düşmanı seni. Bak sana son kez söylüyorum ha. De bu dükkana 5 metreden fazla yaklaşacak olursan seni de yakarım. De bu dükkanı da yakarım. Nah buraya yazıyorum anladın mı? Ne işte? Asıl ben kendimi yakarım ha. Elvan. Ya benimsin. Ya toprağın şiverzerdi. Anladın mı? Aa, ne yapıyorsun ya? Sami abi. Sami abi. Ne yapıyorsun be ya? Hırma. Ya aman niye olmuyor ya? Ya dileyin benden ne dilerseniz. Rukiye söyle bakayım ne istiyorsun ya? Dile benden ne dilersen. Tam otomatik çamaşır makinesi. Ya ne demek tam otomatik çamaşır? Hemen alalım ya. Hemen. Ya canım fena olsun ya. Sen benim kaç senelik karımsın, canımsın sen benim ya. Çamaşır makinesi neymiş? Hemen alalım. Hemen, hemen, canım hemen. Canım benim, canım. Tamam. O zaman Pembe'cim, koltukları da yenilermiş. Şöyle bunlar lime lime oldu. Güzel. Tabii ya, atalım bunları yenilerini alalım. Ne bunlar ya? Bunlar oturulur mu ya? Tabii tabii, alalım. Hemen alalım. Canım benim. Hazır. Bana bakayım, ne istiyorsun? Baba, ben üniversite diploması istiyorum. Buyur işte, taktı kafayı üniversiteyi. Bu ya. Ya, hayırlı bir kısmet isteyeceğini üniversite istiyor işte. Ay. Aa, abi hoş geldin. Hoş bulduk. Bu ne? Biraz baklava aldım ağzımız tatlansın diye. Yeni işimi kutlarız. Ay abi, belki işe falan da gerek kalmayacak. Nasıl yani? Gel. Gel, gel, gel. Aslan oğlum gel bakayım, otur bakayım şöyle, gel. Abi. Evet, tam otomatik çamaşır makinesi alıyoruz. Bütün bu koltukları değiştiriyoruz. Bir de ben üniversite sınavına gidiyorum. Üniversiteye gideceğim. İyi, oldu olacak. Bana da bir tane araba alalım baba. Şöyle üstü açık olanlardan. Oo, olmaz, olmaz. Üstü açık için söz veremem bak. Baştan söyleyeyim. Üstü açık için söz veremem. Ha, yani üstü kapalı olan arabadan alırsın bana. Tabii ya, nedir ki ha? Senin gibi çocuğumu almayacağım da kimi alacağım ya? Sen bir tanesin ha. Hayırdır baba? Bizim Mısır'da bilmediğimiz bir dedemiz falan mı var? Ne Mısır'ı ya? Ne Mısır'ı ya? Allah Allah, icat çıkarma benim başıma. İcat çıkarma benim başıma. Abi, babam Toto'da 13+1 bildi. Hadi canım. Yeminle. 13+1. Abi ya, ne zannettin sen? 13+2 olsa onu da tuttururum ben. Ben icat çıkarttım mı? Tam çıkartırım işte. Böyle icat çıkartırım ben. Hadi be. Baba, müsaade edersen bir nara atabilir miyim? At tabii ya. At, 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 at. Allah! Ya çok güzel attın ya. At bir tane daha at bakayım. Bir tane daha at. Allah! Ben bir 13+1 daha tutturmam lazım ya. Araba bak evi yıktı ya. Sağlamsınız değil mi? Neyse ama seviniyor, seviniyor çocuk, seviniyor. Hani duman çıkacaktı, fokur fokur kaynayacaktı bu. De bu aleti bunun içine koydu mu böyle fokur 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 kaynayacak diyordu her gün. Hiçbir şey çıkmıyor bundan. De Dursun'cum ben anlarım onu ya. Aa baba ne yapıyorsun? Elini sokarsan çarpılırsın. Vallahi mi? Tabii. De az daha gidecektim desene. Eyvah. Neyse ucuz yurt. De bundan hiçbir şey anlaşılmıyor kızım be ya.
Ben en iyisi bir çatal alayım, sokayım içine. Çıkarayım, tutayım böyle. Isınmışsa ısınmıştır. Heh. Olmaz mı? Yok baba ya. Neden? Şu çıkartsak yeter herhalde. Nikah gururlar sabahızdır. Nikah güzel bir şey yaptın. Annen olsaydı iyi bir dert var ya böyle. Çok gurur duyardı kızım seninle. Ben işlerimi anlatamayacağım şimdi sana. Aman baba abartma ya. İmen bozma bak. Duygusal bir şey yaşıyorum burada. Gayret bir şey. Dur. Bakayım ısınmış mı? Sok elini. Sıcak mı? Buz gibi. Bozuk bu be ya. Kesin bozuk. Ergun bize bozukmalı kakalamış işte. Bence bozuk bu. Ben ne dedim şimdi kızım? Tamam baba, ben de onaylamak için söyledim işte. Cevap ver bana. Cevap verme bana. Hayret bir şey. Ne yazıyor burada? Vassef havuzum. Ne? Madein. Ne yazıyor be? Oku bakayım. Ne demek bu? Aa baba bu şey. Ne? Şey bu Almanya. Ama kurşak kirpi gibi o da bozuk işte. O da bozuk, bu da bozuk. Aman baba bundan da bunu çıkarttın ya. Çevirme bana onu. Çevirme bakayım onu bana. Çevirme. Hayret bir şey. Nereden çıkardı kızım sabah sabah çekirdeği Allah aşkına? Güzel olmuş mu Fehmi'cim limonata? Çok güzel olmuş ha. Eline sağlık. Çok güzel. Baba, bana kürk alsak ya. Nereden çıktı kızım o şimdi, önümüz yaz. Ay önümüz daha sonraki zamanda kış anne, ne olacak? Kürk bu, olur kalır. Aa. Buldu da bunu ya bak şimdi. Yok öyle her şeyi parayı çarçur etmek olmaz. Hazıra daha dayanmaz vallahi. Aslında var ya, paramız taksi plakasını etse ne kadar şahane olur. Yani bütün hayatımız kurtulur vallahi. Ama önce çamaşır makinesini değişmemiz lazım. O merdane elini kaptırmayan kalmadı evde vallahi. Neden spor malzemeleri satan bir dükkan açmıyoruz? Nicht. Pef. Enişte, bana da biraz para versene. Elvan'la evlenirsem nikahımıza Ümit Besen'i çağıracağım. Sen Ümit Besen'i nereden biliyorsun ya? Ya işte tarabiyada öyle çalı yapıyorsunuz şantı. Sen şimdi Ümit Besen'i nikahıma çağıracağım diyorsun ya. İster misin Ümit Besen çok meşhur olsun. İleride böyle bütün ünlüler onu nikahlarına çağırsınlar. Yok artık. Siz ne yaparsanız yapın bilmiyorum ama ben kendime şöyle ufak bir toprak parçası alacağım ya. Siz ne yaparsanız yapın. Hadi bakalım. Ben bir dışarı çıkayım. Derler ki cebinde parası olanın yürüyüşü de değişik olur. Bir yürüyeyim bakayım ya. Değişik mi? Değişmiş mi? Değişmemiş mi? Şşt! Şşt bakayım. Bak bir fokurtu sesi duydum sanki. Baba fokurtu olsa duyardın herhalde. Fokurtu, fokurtu, fokurtu ne? Anan gibi her şeyi uyduruyorsun. Ne yapıyorsun be Sami? Aynı be ya Fehim abi. Sen ne yapıyorsun? Aynı be ya. Hayır ola? Ya Fehim abi. He. De kendime kadar aklım vardı. Onu da bu alet yüzünden kaybettim gitti. De bunu şimdi sokunca suyu fokurdatacaktık, kaynatacaktık ya. Hiçbir şey oldu yok. Bir baksana be. Sen her şeyden anlarsın. Şunu bir baksana Fehim abi. Abi. He. Çok acayip bir şey ya. Bir kablo var. Kablonun ucunda demir var. Ya kurcalanacak bir yer yok yani, kurcalayıp da çalıştıralım. Kurcalanacak yer yok ya. Hiç. Evet. Öyle bir demir çubuk ya bu. Evet, haklısın. Bana bak. Heh. Bu ne malı? Arman. Bana bak. En iyisi bizim Şahin var ya, Şahin'i çağıralım. Bunun içinde şeysi vardı, kullanma kılavuzu.
Onu okusun, çalıştıralım ya. Bari sen Şahin deme bana abi ya. Sen deme bari. Em nereden bilecekmiş bakayım o benim bilmediğim şeyi. Profesör mü o? Ya hani çocuk Almanca biliyor ya. Almanca olduğuna göre. Tabii. He. Doğru değil mi? Tabii Almanca ya, biliyor tabii, değil mi? Tabii 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 tabii. Tabii. Tamam o zaman. Olmaz. Ölürüm de yardım istemem. Ölürüm de yardım istemem. Vazgeçtim. Tamam istemeyeceğim. Ya abi bu çocuk fena bir çocuk değil aslında ya. Yani çocuk aslında biraz şımartılmış. Almanya'da büyümüş. Almanya'da büyümüş. O acayip. Çok acayip şımartmışlar çocuğu. Ondan öyle. Bakma. Yoksa ya yabancı değil. Rukiye'nin kardeşinin çocuğu ya. Tamam de Fema. Benim zaten onun anasıyla ama başından bir alıp veremediğim yok ki. Ha? Benim bütün meselem de o konuşan kirpiyle. Ben ondan asla yardım istemem. Ya sen bilirsin Sami ya. Al o zaman ne yapacaksan yap bunu. Allah Allah. Yani tuttu yine muhacir damarını ha. Muhacir damar tuttu yine. İşini yokuşa sürüyorsun ya. Allah Allah. Ne yaparsan yap. De sen şimdi nereye gidiyorsun ki? Senden uzağa. Senden uzağa ya. İcat çıkarttın başıma. Ben elektriğe şeye sokacakmış da su kaynayacakmış. Ha. Bırak ya. Bırak. Acayip mi? Ay anne. Ne kadardır sence? Nasıl vallahi içimi şişirdin. Yani para ne kadardır bilmiyorum ama sen 9 aylık değil misin çocuğum? Bu yaşta ben bunu öğrendim yani. Ay niye söylüyorsun? Ona göre plan program yapacağım o yüzden. Ya anne abla. Hı. Ben çarşıda bir dükkan buldum. Böyle köşe. Şahane bir dükkan. Vitrini var koskocaman tam spor malzemeleri için ya. Acayip biçilmiş kaftan ya. Çok güzel bir dükkan ya. Yok Çağatay sen boşuna heveslenme yani. Niyeymiş o? E niye? Çünkü o para sana gelene kadar oho suyunu çekecek o yani. Bir kere şöyle düşünmek lazım. Para nereden geldi? Spordan geldi. Toto pıt pıt pıt. Hani bildik. Hani kazandık. Spordan geldi. Mantık olarak da spora yatırmak lazım parayı. Yok canım o senin dediğin düz mantık. Bizim evde öyle düz mantık falan işlemiyor biliyorsun. Tamam çocuğum tamam sen bir dur. Bir dur şimdi babam bir gelsin bir öğrenelim para neymiş ne değilmiş. Ona göre bakarız sonra konuşuruz. Dur bakalım. Aman anne sen de bir şeye bir kendini bir kaptır yani. Hah doğru söylüyor vallahi ben Çağatay aynı fikirdeyim Çağatay'la bu sefer. Susun bakayım siz. Aa kaçmayın öyle her şeyi. Selam Sami yoldaş. Nevzat vallahi bak bir gün kalbini kıracağım haberin olsun ha. Tamam be Sami abi şaka yapıyoruz. Sen de her şeye kızıyorsun. Poğaçaların taze mi? Yok bayat. Hatta geçen gün bir tanesini attım kuşlara yem olsun diye de dile geldi kuş. Sami usta ayıp olmuyor mu? Tazelerini sen götürüyorsun bayatlarını bize atıyorsun diyor. Tövbe tövbe estağfurullah. Sen de güvercinlere çok ayıp etmişsin be Sami abi. Valla şimdi yapıştıracağım ha. Tamam. Bize iki çay ver de şöyle güzel güzel içelim abi. Tamam. Acık şey yap bekle. Şu meretten uğraşıyorum birazcık. Ondan sonra veririm hemen. Abi bu ne ya? Bu. Bu ne her gün başıma sardı. Elektrikli su ısıtıcıymış. Hızlı su ısıtıcısı ama hiç çalışmıyor. Ayrı yok yani. Ya hadi be ya. Çalıştığına dair bir işaret ver be. Bir işaret ver çalıştığına dair hadi. Ah, işaret de geldi. Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldin Alper. Hoş bulduk. Ne haber Sami abi? Hani be ya, sen ne yapıyorsun? Aynen. Coşmuşsun yine. Ya işte bu tabloyu ben özlüyorum işte bu ya, bu ya. Benim mi o? Ay bilmiyorum. Ay çok senin mi galiba? Kaç bakayım onda ne var? Bu? Bu benim mi? Ay. Benim mi? Bana çok güzel olmuş ha.
Ay gömlek olmuş. Vay işte ya. Ben istemedim ya. Öpeyim sana. Bak Sami abi, eğer bu alet yüzünden kazan yapan emekçi kardeşlerimiz ekmeksiz kalacaksa boş ver. Çalışmasın daha iyi. Peki milli sermayemizin yurt dışına çıkma meselesi ne olacak? Bence asıl önemli olan bu. Başlatacağınız yine ha. Bir tane bozuk aletten anarşik laflar söyleyip söyleyip duruyorsunuz gene. Ne yapalım abi? İnsanlar ekmeklerinden olsa daha mı iyi? Biz kendimiz o aleti sıfırdan yapacaksak olur. Türk milleti her şeyin en iyisine layıktır. Tövbe estağfurullah ya. Tövbe estağfurullah. Hep aynı laflar, hep aynı laflar. Baba ya ben bunlarla var ya ne goller atarım ha. Ay baba çok güzel bir elbise bu ya. Baksana ya. Babacığım sen ne yaptın ya? Bütün çarşıyı buraya taşımışsın. Ay ne zahmet ediyorsun. Biz çarşıya taşınırdık daha pratik olurdu. Ya oğlum abartmayın ya. İşte üstümüze 3-5 bir şeyler aldım ya. Hani üstümüz biraz değişsin dedim. Bir şey yok orada da ya. Babacığım senin yanında o kadar para var mıydı? Ya şey ya. Borç yaptım işte. Borç yazdırdım. Nasıl olsa öderiz. Öderiz tabii babam ya. Kapı gibi kuponumuz var. Aynen. Vay be işte. Bunu bana mı aldın? Çok duygulandım ha. Demek ki Türkiye'de böyle güzel şeyler oluyormuş ya. Süper. Tabii lan. Yalnız tam senin iş ha. Ha çok yakışacak. Çok güzel ha. Elvanına çok. Ya Sami abi, iki çay verir misin bize? Tamam. Bak Adnan arkadaş, bizim halkımız cahil. Onları okutmak, öğretmek lazım. Aslan sen ne öğreteceksin bu halka? Vatanın nasıl satılacağını mı? Hayır, nasıl kurtarılacağını. Hem sen ne biçim konuşuyorsun Alper? Bu ülkenin alim adamlarının suyu mu çıktı? Bir öğrenmişsiniz Marx Engels, başka bildiğiniz yok. Bir kere de ağzınızdan Şeyh Galip çıksın, Dadaloğlu çıksın, efendime söyleyeyim Köroğlu çıksın. Ama nerede? Ne kadar güzel dedim Alper. Bak vallahi Köroğlu dedi ya, tüylerim diken diken oldu. Ne de olsa bizden biri değil mi? Evet. Senin Köroğlu dediğin adam Bolu Bey'ine kafa tutmuştur, ne haber? Ne? O da mı anarşikmiş? Ah işte be ya, doğru mu söylüyor Alper? Yok Sami abi, bunların beyni yıkanmış, ne dediğini bilmiyor. Ha, sen kim oluyorsun da benim kız kardeşimi ondan bundan koruyorsun? Ne demek şimdi bu? Selim'i dövmüşsün. Yani de bu işin Süheyla'yla ne alakası var? Neyle ilgisi var? Örgüt içi bir mesele. Umarım öyledir. Öyle. Sen gelsene benimle biraz. Ne söyleyeceksen burada söyle. Gelsene. Burada söyle dedim Alper. Niye gelmiyorsun? Sami abi ayıp olur. Şşt! Başladınız yine vallahi bak. Elimden bir şey çıkacak, kaza çıkacak söyleyeyim ha. Vallahi elimden bir kaza çıkacak. Ne oluyor burada gene? He? Toplanmıştınız yine burayı. Birbirinize mi gireceksiniz? He? Ya siz devletin polisini deletmeye mi çalışıyorsunuz? Hepsini içeri alalım mı amirim? Sana haritadan yer beğendim Selahattin. Çok güzel bir yer. Böyle şirin, narin bir yer. Düz ayak. Sen gittiğin zaman biz burada çok rahat edeceğiz Selahattin. O zaman almıyorum amirim. Alma Selahattin, alma. Hadi bakayım uşaklar. Nevzat, Alper, dağılın siz de. Gözüm görmesin, haydi. Haydi, haydi. Ya sen niye izin verirsin böyle işlere Sami? Sami abi alalım mı komiserim? Selahattin, tüm mahalleyi toptan içeri al da sen de rahatla, biz de rahatlayalım ya. Tüm mahalleyi alayım. Sami abi hariç mi komiserim? Seninle çalıştığım için yıpranma tazminatı isteyeceğim Selahattin. Ya Sami, gözünü seveyim bari sen bana yardımcı ol ya. Buraya gençleri toplayıp anarşist işlere çanak tutarsın. Yok be amirim ben ne çanak tutacağım anarşik manarşik şeylere. Ben gördüğüme mi inanayım, sana mı inanayım Sami?
Kalkmışlar uçaklar, birbirine vuracaklar. Sen de ortada hakem gibi durmuşsun ya. Decizyonu şey mi zannettiniz? Böyle anarşik şeylerden. Ondan değil. Ondan değil. Benim alaoğlunun düğünü var. Ben onlara şey böyle alay çekmeyi öğretiyordum ayakta. Hadi bakayım. Az önce gösterdiğim şeyi yapın. Hadi kalkın bakayım. Kalk kalk kalk. Tut sen de tut. Heh, amirim tut. Tut amirim. Tamam. Tut. Heh, sen de tut. Tut Selahattin. Tut bakayım. Vardar vası. Vardar vası. Söyle lan hadi. Vardar vası. Vardar vası. Vardar vası. Vardar parası. Amirim isteğe bağlı ayakta sağlayabilirsiniz. Tabii. Vardar vası. Vardar vası. Sami ayakların da aklıma geldi. Horon öğreteyim ben uçaklara. Horon. Kolları tık tutarsınız. Böyle tık tutarsınız olayı. Dur, ondan dur. Sonra bak. Ha. Çay elinden öteye gidelim. Yali yali. Tükona. Tükona. Hadi yürü de. Ha. Aferin Sami. Tükona. Tük. Tük. Ha. Ne yapayırık Selahattin? Ne? Sami. Aklımı karıştırdın Sami ya. Halay öğretiydi değil mi? İyi o zaman. İyi çalışmalar size. Sağ olun amirim. Teşekkür ederim. Akıllı olun uşaklar. Evet. Halaya devam. Koronu da öğrenin ha. Evet iyi dediniz. Onu çalışacağız biz ona. İyi. Tamam. Sağ güveniyorum sağ olun. Sağ olun. Tut. Hadi bakalım. Tut. Yürü Selahattin yürü darlandım. Bravo Fırat'ım. Plase vur, plase. Aynen böyle. Güzel. Aferin lan. Hayırlı işler Ergun. Oho Hayat abi eyvallah. Hayırdır ne iş? Vallahi benim kupon tuttu. Çok iyi abi. Süper. Kaç tuttu? 13+1. Aha Garanza ne diyorsun ya? Sonuna köşeyi döndün abi. Senin künefeci okey. Yok bu abi bende şans yok. Garip demiş ben gülerim. Felek demiş ben neredeyim. Benimki o misal. Ya benim onu şartı bir tutturdu, kayışı kopardı ya. Niye öyle diyorum? Bir sor hele. Sorayım abi, niye öyle diyorsun? Çünkü bu hafta herkes 13+1 bilmiş. Para vermez diyorlar. Ne diyorsun ya? Vallahi billahi. Neyse hadi eyvallah, iyi işler. Eyvallah abi, eyvallah. İyi ya, iyi. Ha? Zeygut Öz, şöyle. Ergun abi ne haber ya? Ha. Ne yapıyorsunuz lan? İkiz rakiler. İyi, ne oldu seçmeler? Ne? Seçmeler mi? Evet. Abi yarın ya işte antrenmanı falan bıraktım. Kendimi riske atmayayım diyorum. Ne olur ne olmaz. He. Hadi bakalım. Ergun abi, benim Elvan'ı ne zaman kaçıracağım belli değil ha. Ama kazıma bak he. Çok güçlendim ben. Ego plak. Hop. Oo evet evet. Evet. Bayağı güçlenmişsin. Bak bak bak. Hop. Beton gibi oldum. Maşallah. Hadi hadi vursana bir tane. Hadi vursana bir tane ya. Hop. Beton gibi oldum. Vursana. Erkekse vursana hadi. Hop. Oğlum vuracağım kalacaksın. Elim ağır diyorum ya. Öf ya. Gel gel beton gibi ya. Ha beni anladım sen korkuyorsun ha. Sen korkuyorsun erkek değilsin sen. Ya hadi. Ergun abi hakikaten acayip form tuttu ya. Oğlum korktuğumdan değil kıza rezil olmasın diye ben şey yapıyorum. Yoksa yok ya abi. Vursana erkek sen. Korkuyorsun işte. Hop vursana hadi. Hop vursana hadi. Nefes al lan. Oğlum. Otur şuraya. Nefes alamıyorum ya. Alamıyorum çatıp doyu alamıyorum. Katil Ergun Plak abi. Elvan'ıma kavuşamadan öldürecektin beni. Pef sana. Lan sen demedin vur 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 yapmadın mı? Vur dedi. Tam vurmadım bile. Çağatay abi topumuzu atar mısın? Ulan ödümü çıkardınız ha.
Ah be, gelip şimdi sizinle oynardım ama... Ah, yarın seçmem var. Bıraktım, bir ara verdim. Kendimi riske atmayayım, bir tarafa bir şey olur diye. Ah lan. Bas. Ah, gidelim. Ne oldu? Anam, ne oldu? Gel, gel, ne oldu? Yapma Çatatoy. Allah! Yapma. Ne oldu? Çatatoy, yapma ya. Dur. Heh. Bekle, dur. Geçecek. Vallahi döndü. Yapma. Vallahi döndü. Yapma. Diz döndü. Yapma. Döndü diz. Dur. Bekle. Bekle. Dur. Bekle, dur. Vallahi yapma, yapma. Bir dakika. Dur, dakika. Dokama. 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 Bir dakika. Bir dakika. Dokama. Ben gördüm. Bir dakika. Daha dokama. Dur, bekle. Tamam, rahat ol. Bir dakika. Bir dakika ya. Tamam, sakin. Acı yapma. Dokunma, sana dokunma. Vurma çocuğa. Sana vurma. Adam döndü. Bir saniye onu bir durun ya. Ah be çocuğum, nasıl zorladıysan artık, nasıl abandıysan, kas mı yırttın, ne yaptın? Bak gitti bacak. Hah, öf sana Çatatoy be. Halam bile senden daha iyi biliyor. Seçmelere. Bilemedim ya. Hala seçme diyor. Ay delireceğim Allah. Niye benim bütün çocuklarım seçme salak acaba? Ay niye bize harcadın anne ya? Şşşt, bir dakika, bir dakika susun. Spor bülteni başlıyor. Alo. Eniştem zengin olunca bence seni kesin boşar ha. Ne biçim konuşuyorsun sen benimle be? Öyle. Yani ben olsam seni kesin boşarım. Kendime yeni yeni halılar alırım. Şşş, sus halılır be, aman sen de be, sus. Şom ağızlı. Açsanız da şu sesini duymuyorum. Açalım, aç. Spor Toto 24. hafta kesinleşen sonuçlar ve ikramiye tutarlarını açıklıyoruz. 12 bilen 232.454 kişi, kişi başına kazanan ikramiye tutarı 35 lira. 13 artı 1 bilen 345 kişi. Kişi başına kazanan ikramiye tutarı 3853 lira 50 kuruş. Alo. Eniştem yine sana kaldı. Nereye çocuk? Dışarı çıkıp bir hava alacağım. Ya babam ajansı dinlemiş midir acaba? Abla, doğru mu duyduk ya? Baban duyunca ne olacak? Bir sürü harcama da yaptı cebinden. Ay yani, şimdi yani koy parayı cebine, ondan sonra yap değil mi yapacağını, ama yok. Aman da yuva yapmış Söğüt dağına, amanın aman. Yavrusunu sinek kapmış. Ya çok saçma bir türkü ya. Sen koskoca mandasın, niye Söğüt dağına yuva yapıyorsun? Hadi yaptın. Ufacık bir sineğe sen yavrunu nasıl kaptırıyorsun ya? İnsan bir höt der ya. Senin işin var. Niye böyle atıyor böyle? Dizi dönmüş Fehmi'cim. Şey... Dizi mi dönmüş? Ha, rahat durmuyor ya bu. Ha, baba... Seçmeleri kaçırdım ya. E tamam, çıkıkçı Halit'i çağıralım. Halletsin ya, hemen halleder o, hemen. Ya istemiyorum ben çıkıkçı kırıkçı Halit Manit ya. Ya oğlum bir şey olmaz, hemen halleder ya. Sen boşver, futbolcu olamazsın ama ne olur, ne olur ya. Açarız sana bir spor mağazası, olur biter ya. İşte. Ha, ne var? Ya senin dünyadan haberin yok ya. İkramiye açıklandı, pef! Açıklandı mı? İkramiye, benim niye haberim yok ya? De, tamam, ne kazanmışız? Kaç milyon? Oh.
900 bin. Yok. 700. Ne işte. 500. Aa. 250. İşte. 100. Yirmi beş. Ama ya. Madem hepiniz ısrar ediniz gelsin diyorsunuz. Tamam o zaman. Sırf hatırınız için ha. Söyleyeyim. Yaşa be Sami i̇şte abi. Ya. Yaşa. Bakalım söyleyeyim. Elvan'a yan gözle bakacak olursa hepinizin altını kırar geçerim söyleyeyim. Yok. Bakamaz. Bakmaz. Baktırtmam. Gerekirse ben ona at gözlüğü takarım. Tamam ben bilmem. Atı eşeği bilmem. Alo, Guten Morgen, Guten Morgen. Sen yine budasın. Elvan, wie geht's? Çok sıcak olmuş ya burası. Şahin! Otur. Ve tek kelime etmeden şu Almanca kullanma kılavuzunu oku, çevir. Bakalım şu aletin derdi neymiş, niye çalışmıyormuş? He, çok saçma. Yani ben bunu nasıl okuyayım anlamadım ki. İçimden mi okuyayım? He? İçinden dışından fark etmez. Oku, tercüme et. Bakalım bu aletin derdi neymiş. Tamam mı? Ah, Weiss. Ahmet abi, senin için ben her şeyi yaparım. Boynumuz kıldan ince. Ben Türk'üm. Ama ben böyle bunu okuyup çeviremem ya. Yapamam yani. Olmaz ya. Nicht, nein, nicht. Bak delirtecek. Şimdi bana yapıştıracağım ağzının ya, ortasına bir tane. Sağ ol abi. Ne yapıyorsun be ya? Aynı be abi. Sen ne yapıyorsun? Aynı be ya. De o elindekini masanın üstüne koyuver be ya. Tamam bırakayım koydum ha. Şahit. Otur. Yani Ahmet abi. Erol Taş Baba Sami yanlış anladın sen ya. Ben öyle demek istemedim. Yani benim kan seviyem, şekerim düşmek üzere düştü. Onun seviyeyi normale getirmek için benim bir şeyler yiyip içmem lazım. Bak yoksa böyle ikbin fayat ikbin kapı. Tamam getir şuna yani. Getir poğaça bak masanın altına kayacak içecek. Git getir. Danke, danke. Çok teşekkür ediyorum. Yalnız çay istiyorum ben. Fincan. Şimdi yapıştıracağım vallahi mahsus yapıyor. Mahsus yapıyor, sinirlenmeyeceğim. Tamam, sakin olacağım. Bilerek yapıyor, sakin olacağım. Erol Taş Baba Sami. Erol Taş Baba Sami. Bak bak, çevireceğim öyle. Ha, danke, danke. Çok teşekkür ediyorum. Hmm. Kim yaptıysa ellerine, kollarına, yüreğine sağlık ha. Sehr schön. Allah ben kimin tavuğuna kış dedim ya. Ha? Kimin bir et doğasını aldım. Sinirleyemeyeceğim ama dur. Das ist schön, um der Löschen. Was soll denn sagen, wenn man lesen? Und das sagen sie, um... Fische takmak lazım. Takınca çalışıyor diyor. Allah Allah. Ya pöf pöf. Çalışmıyor işte. Taktık çalışmıyor. Ha. O zaman priz bozuk diyor. Aha Daranza. Demedim mi sana prizin bozuk diye? Benim prizim bozuk değil. Bozuk ya senin alet bozuk. Kesin bozuk diyor. Lan yapıştıracağım şimdi kafanın ortasına. Tamam abi. Ha. Ne yapıyorsun ya? Aynı bana. Sen ne yapıyorsun? Aynı be ya. O elindekini masanın üstüne koy be ya. Ha tamam koyayım oğlum. E tabii kesin bozuk. Kesin bozuk ya. Çarpan bu adamı. Pef olursun. Pef. 110 volt bu. Türkiye 220 volt. Anlamıyor musun sen? Neden anlamıyorsun? Neden çarpacakmış? Neden? Bak ne kadar güzel işte. Bizdekiler 220. Onlardan demek ki ta ilerideyiz biz. Ya olur mu öyle şey Sami abicim ya? Öyle saçma şey olur mu? İyi ki priz bozukmuş. Yoksa siz bunu koyduğunuzda priz çalışsaydı Allah muhafaza çarpılırdınız. Hay anninikisiyim ya. Ben şimdi gidip bunlara birine 110, diğerine 110 kafalarına vermez miyim ben o elektriği şimdi ya? Sen dur sen. Sen dur sen. Pöf pöf. Sorun yok. Çevirdim ben. Çevirdin sen. Erdoğan abi ne yapayım? Çevirdim ben de onları çevireceğim. Sen merak etme. Ah! Oh! Oh! Hop. Hop. Hadi.
Hadi abi. Dur. Çok acımaz değil mi? Çok acıcak mı? İzin döndüğüne ne kadar acıdıysa teknik olarak o kadar acır. Tabii ya, şimdi oraya yağ süreceğiz. Gayet güzel böyle bir yağ sıvayalım oraya ki yumuşatalım, ısıtalım oraya, ısınsın, tamam mı? Yol yapalım oraya, yağdan yol yapalım. İyice de yağ sürmek lazım oraya. Bunun başka bir tekniği yok mu? Dur, dur. Bunun başka bir tekniği yok mu? Yok ya, bunun başka tekniği yağ sürülecek, orası yumuşayacak, oradan burs diye dönecek ya. Anne ya, baba! Abla! Abi ne deme! Merhabalar. Ne oldu? Geçmiş olsun. Sağ ol çocuğum, sağ ol. Gel. Dizini döndürmüş bizim eşek. Anne ya. Ne? Bir şey. Bir doktora götürseydiniz. Yok yok, gerek yok. Halit amca şimdi takar onun yerine. Tabii ya. Halit Bey var. Tamam, Halit abinin de ellerine sağlık da. Ya bir terslik olursa. Olmaz olmaz, bir şey olmaz. Ters takılırsa çıkartırız, bir daha taktırırız ya. Hiç öyle değil. Acıyacak canı ya. Acıyacak tabii, o kadar da katlanacak. Allah Allah. Kendi düşen ağlamaz. Biz mi döndür dedik orayı? Döndür değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. İlahi ya. Allah Allah. Ay şakacı. Ay acımadı galiba. Yerleşti değil mi? Yerleşti, yerleşti. Aa, oh, tamam. Yerleştiyse iyi. Vallahi Ergun, de ben bu aleti almam arkadaş, söyleyeyim almam yani. Yok abicim ya, sen alsan da ben vermem ki. Ben gidip bunu onların ikisinin de kafasına vuracağım, sen hiç merak etme. Şuna bak, aha fırsatçıya bak, ırz düşmanı. De gel lan buraya sen. Sami abi, ne yapıyorsun be ya? Yürü be ya. Ya ben anlamıyorum. Sen deyince oluyor, ben deyince niye durmuyor ya? Doğru söylemedin galiba sen. Olur mu ya Sami abi, ne yapıyorsun be ya? Aynen öyle mi söyledin? Evet, Sami abi ne yapıyorsun be ya? İçten söylemedin galiba. Nasıl ya? Biraz da Trakya lehçesiyle hani. Sami abi, ne yapıyorsun be ya? Sami abi, ne yapıyorsun be ya? Olacak aslında. Sami abi ne yapıyorsun be ya? Sami abi ne yapıyorsun be ya? Heh, böyle söyleseydin belki durdurabilirim. Aynı be ya. Ne yapıyorsun be? Aynı be ya. Tonlamada bir sıkıntı oldu galiba. Evet. Tamam. Bir daha yapalım. Sami abi ne yapıyorsun be ya? Olmadı. Yani biraz şöyle, tam böyle sinirlendiği zaman biraz Trakya şivesi koyup... Sami abi ne yapıyorsun be ya? Sami abi ne yapıyorsun be ya? Böyle söylersen... Aynı be ya. Sami abi Şahin'i yakaladı mı? Yoruldu yoruldu. Fıdirik babanlara su ver. Sami abi ne yapıyorsun be ya? Yani daha güzel olacak. Aslında biraz daha çalışman lazım. Sami abi ne yapıyorsun be ya? Sami abi ne yapıyorsun be ya? İşte bu. Bu. Böyle söyleseydin bence kalırdı. Dur bakayım. Sami abi. Ne yapıyorsun be ya? Gel gel. Cevap verecek hali yok. Olmuyor. Ben yapamıyorum. Ben yapınca olmuyor. İki çay. Ya. Gel otur. Ben yapınca niye olmuyor abi? Ne yapıyorsun be ya? Lay 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 lay. Acıyor mu? Sızlıyor biraz, o kadar yani. Hoş geldin Fehmi'cim. Hoş geldin babacığım. Baba hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız ya? İyiyiz, iyiyiz. Gel baba. Alayım ben onu baba. Alayım baba. Babacığım üzme
üzme artık kendini. Geçti bitti. Unut yani. Yok ya, ben üzmüyorum hiç. Böylesi daha iyi oldu. Böylesi daha iyi oldu. Yani her boya mutluluk getirecek diye bir kural yok ki. Böylesi daha iyi oldu belki de. Bakın neler aldım size. Ne aldın? Ne aldın baba? Neler var ki içinde? Sürpriz ya. Ha? Ah! Ne boş be çocuk. Oo! Bir zola! Akşama ziyafet var ya. Ay inanmıyorum, ciddi ciddi bir zola almış. Ay az buz da değil yani anne, baksana. Aslan babam be! Tabii ya, bir zola aldım. Ya bu sosyete yemeğidir. Bizim gibi ailelere pek uğramaz ama kaptım geldim ya. Ay ciddi ciddi bir zola almış vallahi. Anne yalnız az buz da almamış ha. 3 kilo aldım ya. Tam 3 kilo. Ya tatudan gelen bütün parayı pirzolaya yatırdım. Aslan babam be, helal. Hadi Ahmet bir mangal yaksın da yiyelim. Ahmet! Ahmet nerede ya? Gelmedi daha. Allah Allah, nerede bu çocuk ya? Gelir şimdi, gelir o da. Ay ya, baksana. Şahane bakayım. Oğlum gelmiştir o. Of ya, Ahmet, başka bir şey istesem olurmuş ya. İyi akşamlar. Ay Ahmet artık vallahi ne bu halime ya? Bir yüreğime indireceksin en sonunda sen benim. Mahmur git, tamam sus. Gel bakayım, gir oğlum içeri, gel. Ne oldu? Ne bu hal? Yok bir şey baba, bir şey yok. Ha bu bir şey yokluk bir halim mi yani? Bizim mahallenin kızlarının bir tanesine bir tane serseri laf atmış. Biz onu uyardık. O da gitmiş mahalleden arkadaşlarını toplamış gelmiş. Biz de derslerini verdik. Hadise bu. Sanki onlar sana ders vermiş gibi ama. Sen bir de onları gör. İşiniz gücünüz haytalık ya. İşiniz gücünüz haytalık. Başka hiçbir işe yaramıyorsunuz. Hadi git üstünü başını değiştir, o gömleğini falan değiştir. Mangal yakılacak hadi. Ben böyle bir şey görmedim ya. Abi, sen şimdi Gülden'e asılan patronun oğluyla kavga ettin değil mi? Ne yapacaktım? Ne yapacaktım? Gözümün önünde Gülden'e sarkıyor. Ağzını burnunu kırdım tabii. Gerçi 2-3 kişi olmasalardı ben bu yumruğu da yemezdim ama. Şimdi güzelim SSK'lı iş yok gitti yani. Ama sus ne olur lütfen, annem duymasın lütfen. Ay ben söylemesem de duyacak zaten. Ya tamam, ben münasip bir zamanda söylerim ya, tamam. Ay! Oh my God! Oh my God! Enişte yardım et enişte! Efendim abi, de bak bu kızını al. Vallahi beni bu yaşta katil edecek bu. Ya saniye dur, sakin ol ya. Nasıl sakin olayım? Nasıl sakin olayım? Evde oturmuşum, gece böyle kapı çaldı. Ayırdır dedi bu saatte. De bu konuşan tipi kapıda bekliyor. Yok oğlum, huzur huzur bir şeyler söyledi. Pöf pöf dedi bana. Elvan'ı kaçırmaya geldim. Hazırlık yaptım bu kadar dedi. Bir dakika anlatabilir miyim enişte? Ben de anlatabilir miyim? Elinizi çeker misiniz lütfen Sami Bey? Elinizi çeker misiniz lütfen? Hoş dere. İşte. Türkiye'de böyleymiş. Ben de işte antrenman yaptım, güçlendim falan. Ondan sonra kaçırayım dedim. Ne yapayım ya? Pöf! Keşke kapıyı Elvan açsaydı. Elvan açsaydı! Şuraya bak ya. Urfa'da 4, İstanbul, Gaziantep ve İzmir'de 3 kişi öldürülmüş ya. Allah Allah. Vallahi memleket zamanadan çıktı ha. Ya Fehim abi. Geride 69-70'te bunları yaşamadık mı? Ülke hangi ara geldi gene tekrar bu durumuna be? Ya şuraya bak. Bülent Ecevit bile söylemiş ya. Bazı illerde iç savaş başlamıştır demiş ya. Vallahi doğru söylesen ya. Ambo asker müdahale esrette kurtulsak belede ola. Vallahi anarşik peşinden kovalamaktan yoruldum, bıktım usandım. Ya nasıl müdahale etsin ya? Allah Allah. Bir yandan Irak, İran birbirine girmiş vaziyette. Bak. Irak helikopterlerinden inen askerler ot bitmek için sınırın öbür tarafına geçen 10 Türk'ü öldürdü. Buyur bakalım. Asker tetikte bekliyor tabii ya. Bak. Türkiye Irak'a protesto notası verdi ya. Eyvah. Zaten memlekette iç savaş var. Bir de dışarıda olursa
Vallahi bu memleket kaldırmaz buna. Ya ne olacak bu çocukların hali ya? Ne olacak ya? Fehim abi. Ha. Kusura bakma ama sen de sabahtan akşama kadar gazeteyle oturuyorsun. Grev yüzünden okumadık, köşe bucak bırakmadın. Ya bırak, sinirlerine yazık. Beni de bunalttınız ya. Dur açak da bu spor sayfalarına bir bakalım. Spor sayfasını hiç açma. Hiç açma onu. Bırak. Ya niye Fehmi abi ya? Ya hiç açma spor sayfasını. Haberin yok mu? Ya Fenerbahçe Galatasaray'ı yenip beş başbakanlık kupasını kazanmadı mı? Ha şu mesele. Evet. Ya Fehmi abi sen Galatasaraylı mıydın? Sana ne? Geçmiş olsun Fehmi abi ya. Galatasaraylı. Bakın, kapat bu konuyu yoksa ben seni kapatırım ha. Tamam Fehmi abi kızma ya. Artık oturup Avrupa Şampiyonası maçlarını seyredersen ha. Haftaya da başlıyormuş. Hele bunların fikstürlerine, sahalarına yoksa. Ya vallahi diyorum ki Fehmi abi de buraya gazeteyi koyayım, televizyonu koyayım. Artık Rumeli'ye atar, ben muhallebi satarım. Tardelli atar, çayı dayarım, evde para kazanırım. Ya Sami sen ne diyorsun ya? Kim gelir pastanede maç seyreder ya? Allah Allah. Gider millet evinde efendim benim pijamasını giyer, oturur maçını seyreder ya. Gelmez mi diyorsun be? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben hiç hayatımda evime gidip ne pijama çektim ne de oturdum. Ben gelirim. Ah. Vallahi çayı da içerik, güzel başlarda seyrederik ha. Aa, gördün mü? De bak bekçi işte. Babamların grevi bitse de bir rahat etsek, bütün gün pastanede, buralarda, gözeyip üzerimizde. Rahat hareket edemiyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz her gün ya. Sen de taktın mı bunu oğlum? Gitsene işine gücüne, yürü minibüsüne. Ya ben bu arada minibüsü bıraktım. Ne? Ben minibüsün sahibiyle atıştık biraz. Aha Daranza, ne diye? Ya bu akşamları mesai bittikten sonra ben buna hasılatı teslim ediyorum ya. Evet. Bu hasılatı aldı, eksik veriyorsun dedi bana. Bana. Aha. Öyleyse ben de kafayı kullandım, işi çözdüm. Helal lan. Ne dedin? Hiçbir şey demedim. Oğlum kafayı kullandım, işi çözdüm dedin. Ha, kafayı kullandım. Direkt böyle burnuna kafayı yapıştırdım, işi çözdüm. Anladım. Kafayı kullandın yani. Ha, bodoslama direkt. Bodoslama direkt. Demek geldi çünkü babam, oğlum kafayı kullan, kafayı kullan diyor. Anlıyorum, Allah Allah, ben diyorum kafayı demek. Acaba kafayı kullan derken babam içini kastetmiş olabilir mi? Hani kafayı kullan, hani kafanı kullan. İçini hani... kullanma kafanı. Olur, o biraz zaman alıyor. Dolan başlıyor. Konuş, anlat, bilmem ne, ikna et falan. Uzun iş. Kafanın dışını kullanıyorsun, direkt mevzuyu çözüyorsun. Bodoslama. Bodoslama. Direkt. Sınava 10 gün kaldı Gülden. Ay Nazlı, yani sen de geriliyorsan ben ne yapayım? Ay gerilmeyeyim de ne yapayım? Ben her taraftan geriliyorum. Birinci sınava gireceğim için geriliyorum. Sonra da babam sınava gireceğim bilmiyor, onun için de geriliyorum. Nazlı, söyle işte babana, rahat gir şu sınava tatlım. He, söylemesi kolay. Nasıl söyleyeyim? Söyleyeyim de sınav giriş belgemi böyle yırtsın atsın. Yırtar mı? Yırtar tabii. İzin vermez ki sınava girmeme. Onun için üniversiteli olmak bir eyleme katılıp başına bir iş gelmesi demek. Sınavı kazanınca ne yapacaksın akıllı? 4 sene boyunca nasıl idare edeceksin babanı? Ay ben her şeyi çalıştım da çalışmadım. Abicim bu nedir, bu nasıl bir sıcaktır? Biri altımızdan ateşi açtıkça açtı, açtıkça açtı. Vallahi kaynadım burada ya. Ya bana bak, ha. Madem işten ayrıldın, bir halta yarısın bari. Kakın yürüyün, plaja gidelim abi. Çok sıcak değil mi ya? Sıcak ya. Oğlum, karpuz kabuğu denize düştü mü? Ulan karpuz kabuğu denize düştü. Dünyanın etrafında 2 tur döndü. Kolomb'dan sana selam getirdi. Sen hala soruyorsun, görmüyor musun sıcağı? Mahalle üstüme yapıştı ya. Kolomb neresi mi oğlum? Ne bileyim, ben Amerika'nın o tarafı işte. Olur vallahi, iyi olur. Gidelim ya. Nereye gideceğiz? Gidelim şeye, Flora plajına gidelim. Ya orası uzak mı oğlum ya? Şey yapalım, Süreyya plajına gidelim. Olur. Ya bana fark etmez abicim. Kolibasıyla olmasın da çok huylanıyorum.
Ne olduğunu da görmüyorum. Neremden ne zaman girdi bilemiyorsun. Abuk sabuk bir şey ya. Vallahi doğru söylüyorsun. Şey yapalım o zaman. Büyük adaya gidelim. En temiz deniz orada. Aha Daranza, helal lan sana. Tamam süper. Vapur sefası da yaparız. Yaparız valla. Gülden'i de şey yapsak. Gülden de gelsin abi. Gülden. Benim mi? Evet. Plaja, denize. Evet. Gülden benimle denize gidecek. Üstüne bir de vapur sefası yapacak. Tamam, önce vapur sefası yaparsınız, sonra denize girersiniz. Gelmez. Çok iyi olurdu da gelmez. Ama düşünmesi bile güzel yani. Ya direkt gelmez tabii de. Yani Nazlı üzerinden şey yaparsan. Sonuçta. Yani biri gelirse öbürü de gelir gibime gelir. Yok lan. Biz erkek erkeğe gideriz. Nazlı'nın ne işi var öyle denizlemenizde falan? Yani bana ne canım yani Nazlı'nın ne işi var? Hayır, ben Gül'den şey etsin diye şey yaptım yani. Yoksa abisi sensin abi, sen ne dersen olur yani sonuçta. Ama kız da bir gün yani Gül'den gelsin diye ben şey yapıyorum. Aslında Nazlı gelirse Gül'den gelir. Anladın mı yani? Yoksa bana ne yani? Güzel olur ama. Şuraya bak. Şu bizim abide bak ya. Bomboş duruyor işte orada bak. Ne oldu be Fehmi abi? Ya bu bizim minibüste çalışıyordu ya Ahmet. Evet. İşten ayrılmış. Aa, neden? Ya işte parayı eksik veriyorsun falan demişler. Hırsız muamelesi yapmışlar çocuğa. O da haklı olarak bozulmuş, çıkmış. Bak ya terbiyesizlere. De bu çocuk geçen minibüste bulduğu bir dolu çanta parayı teslim etmedi mi? E ne oldu? İşsiz kaldı ama işte. Yani nereden iş bulacak bilmiyorum. İşsizlik çığ gibi ya Sami, çığ gibi. Aa, orası da doğru vallahi Fehmi abi. Ha, desene şu bacanak. Şahin'in babası Almanya'da. Onu arasana bir. Bakarsın Ahmet'i yanlarına aldırırlar. Bir iş bulurlar ona. Yok be Sami. Olmaz öyle şey ya. O, o furya eskidendi, çok eskidendi. Şimdi nerede? Gidenler iş bulamıyor ya. Giden geri dönüyor. Ya nereden biliyorsun sen? Bir ara bakayım. Hem belki orada bir iş bulurlar. Bir iki sene çalışır, Ahmet para kazanır. Ya hem biz burada çocukların başına bir şey gelecek mi diye korkmuyoruz mu? İçimiz rahat eder be. Aslında doğru söylüyor. Doğru da. De bak telefon burada. Sende onun numarası var mı? Ha? Ya var olmasına var numara da. Ah, varsa ara işte. Senin de için rahat eder be. Arasak mı acaba ya? Ara ara. Ara tabii ya. Ya o zaman Sami. Acele arayalım. Acele diyelim santrale. Çabuk bağlısınlar. Çok beklemeyelim. Ha, tabii be ya. Sen bunları dinler miydin ya? Ne dedin anlamadım. Sen bunları dinler miydin o dans, disco, küt 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 diyen adam şuraya bak 4 ayda maymun oldu ya. Ah be kuzen ah dinliyorum tabii ya. Bu müzikleri var ya bu şarkılar beni götürüyor ya. Aşk böyle bir şey kuzen. Aşkımdan var ya ölebilirim ben. Ölebilirim ben. Ah be kuzen. Ah be kuzen ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ha? Ben var ya Almanya'da 10 sene boşa yaşamışım yemin ediyorum. Ulan hala boşa yaşıyorsun be. Sen kızla böyle gezip tozdun var da sanki. Allah Allah. Hala boşa yaşıyorsun lan. Nasıl boşa yaşıyorum ya?
Erol Taş Baba Sami yüzünden böyle. İzin vermiyor ki. Abi can, tabii ki öyle. Sanki Erol Taş Baba Sami olmasa kız atlayacak üstüne değil mi senin? Echt? Natürlich. Tabii ki de atlayacak. Hadi be. Allah Allah. Sen de askere gideceksin, ondan sonra da Almanya'ya döneceksin. Hangi kız seni bekler ki? Hay. Hadi be. Hay. Hoy hey. Tabii ya. Tabii ya. Tabii ya. Sen benim aşkımı kıskanıyorsun. Ondan böyle konuşuyorsun ha. Aşkını mı kıskanacaksın? Hadi lan. Tabii senin aşkın yok. Kıskın tabii. Kimin aşkı yok? Senin. Eins Minuten ya. Senin de tabii var aşkın. Ich weiß ya. Tabii ya. Seçil ya. Ay, süper ya. Seçil ya. Natürlich. Ne alakası var lan? Nasıl ya? Sen onu hep gördüğün zaman kalbin atıyor, meyve bulunuyor, kelebekle uçuveriyor. Alakası yok be. Tabuk subuk konuşma. Seçil. Ben. Aşk. Ya. Aşk. Dein Herz. Senin kalbin hep küt küt. He? Hem dans küt küt hem kalp. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben burada olmasaydım da. Seçim burada olsaydı. He? Adlan. Antipatik. Ben burada olmayacakmışsın da seçil. Merhabalar. Hoş geldin abi. Nasılsın Gülden? İyiyim. Sen? İyiyim. Nazlı, hazırlan yarın denize gidiyoruz. Aa, hayır ben denize falan gidemem abi. Sınava 10 gün kaldı. Ne denizi? Ne sınavı? Abi konuşmuştuk ya, üniversite sınavına gireceğim. Doğru, evet. Üniversite sınavı. Doğru. Engel olacak kadar geri kafalı değilsindir umarım Ahmet. Yok canım, yok. Ne engel olması? Hayır, hayır. Biz zaten daha önce konuştuk bu konuyu. Sadece babam bilmiyor. Babamın öğrenmemesi lazım. Yoksa zor. Bak Nazlıcığım, abin de destekliyor işte. Evet. Abi sakın ağzından kaçırma. Gerçekten babam öğrenirse çok kızar, sınava göndermez beni biliyorsun. Doğru. Babam öğrenirse sen sınava giremezsin. Doğru. Yani bir şekilde babamın öğrenmemesi lazım. Ahmet ya. Bu üçümüzün arasında sır olsa, sen bizim sırdaşımız olur musun? Tabii olurum. Hatta çok memnun olurum. Tabii olurum. İyi. Ama öğrenirse senden biliriz bak. Yok yani babamın öğrenmemesi için artık elimizden geleni yapmamız lazım. Çünkü babam öğrenirse Nazlı sınava giremez. Da sırdaşlık ama benim bir şartım olacak. Abi istediğini yaparım. Söyle ne istiyorsun? Şöyle, yarın denize üçümüz beraber gidelim. Beraber mi? Hı-hı. Ben. Ha? Olmaz, benim yarın işim var. Ha. Nazlıcığım, o zaman ben bu sırrı tutamayabilirim. İyi, tamam. Gelirim. Ama sadece senin için. Aferiniz ya. Sizinle de sizinle. Tabii canım. Biz eve gidiyoruz ya. Ha. Dönüze gidiyoruz ama. Ne? Sen gelmiyorsun canım. Ay. Gelmiyor be. Ya ben de bir şey duydum böyle mutfağa doğru. Gidelim. Ben tam su içeceğim ki bir üniversite sınavı hazırlıyor. Ondan sonra 3 tane sudaş plus 1 benim, o da ben bir sevdaş olabilirim he. Gidile sizi gidile. Tabii tabii. Hazırlanayım mı? Hepsini duydun mu? Ya
benim esasında hiç yapmadığım şeydi bu. Ama tabii de yani mutfakta böyle tam böyle saptım. Başınıza çıktınız. Müsaadenizle biz Şahin'in çantasını hazırlayalım. Denize gideceğiz Ahmet abi. Sen de bakın. Kalk gelin hanım, yürü aygın baygın. Kalk gelin hanım, yürü aygın baygın. Bütün ayaktaşların seninle dargın. Bütün ayaktaşların seninle dargın. Ah gelin hanım. Ah. Aa, nasıl kız Fatma teyze? Abi kızım nasıl olan? İnsanın böyle bir gelini varken nasıl olur ha? Aa, aşk olsun ne var yani gelininde? Ah be kızım nerede eski gelinler? Ah ah. Ah. Ay merak ettim şimdi. Hayırdır inşallah? Ah be kızım. Eskiden bizim kaynanalarımız ne zaman yapacak idi tarhana çorbası. Biz hazırlardık domatesini, soğanını, ununu, tuzunu, nanesini, limonunu. Her şeyini yarım saat için koyardık ününe. Şimdi bak iki gün arayayım domates bekleyeyim. İki gün. Mori iki gün domates beklenir mi? Nurten'cim domatesin pazara gelmesini bekliyorum. Pazardan alacağım. Hem iyisi çıkmadı daha. İyisini bekliyorum. Sen ne anlarsın iyisinden? Haydi domatesin iyisini seçmek önemli tamam. Ama gelinin de iyisini seçmek çok önemli biliyor musun? Ay ilahi Fatma teyze vallahi alemsin. Allah uzun ömürler versin sana. Amin. Ah, de bak taze taze çıtır çıtır ha. Sami, ben karar verdim. Kendimi intihar edeceğim. İntihar mı edeceğim? Neden? Evde söylendiği yetmiyormuş gibi kendini balkondan sarkıttırmış. Bütün mahalleye nerede o eski gelinler diye anons yapıyor. Ya Şükriye. Sen niye idare etmiyorsun bu kadını be? Yaşlı kadın artık bu. İdare et sen de. Oh, idare ediver, idare ediver. İdare etmeyeceğim, intihar edeceğim. Ay anneciğim, o nasıl söz ya? Ah kızım, Allah senin bahtını açık etsin. Ben böyle bir kaynanaya düştüm. Sen düşmezsin inşallah, benim çektiklerimi çekmezsin. Tamam anneciğim, tamam. Üzülme sen artık, olur mu? Ama kızım, bütün mahalleye beni rezil etti. Komşularıma rezil oldum, bas bas bağırıyor. Yok yok, ben bileklerimi keseceğim. Keseceğim. Dur be kadın, dur be kadın. Böyle karpuz mu kesiyorsun, o kadar kolay mı? Cık cık cık. Zaten bunca yıllık kaynanamdan öğrendiğim tek bir şey var. Başka da bir şey yok. Neymiş o anneciğim? Ölen de kurtulan da. Ah Fato, ah Fato. Ölen de kurtulan ben. Nerede o eski gelinler? Benim gelin olduğum zaman kaynanamın yanında. Sami. Anne. Alay mı ediyor bu gelin benimle? Yok babaanneciğim, niye alay etsin sen benimle? Sus. Sen sus. Sami. Efendim anacığım. Bilir misin aklıma bir şey geldi. Ne geldi anacığım? Hani eskiden yaparlardı böyle üniversitelerde sınavlar, bilir misin? Evet. Gene öyle gelinler için sınavlar yapsalar. İmtihanlar olsa da böyle gitsek seçsek gelinleri biz. Ben sana öyle bir gelin seçerdim. Ya anacığım nereden çıkardın şimdi sen o sınavları? Mühendis doktor olmak için sınavlar olayım. Gelin olmak için için olmasın. Kolay mı gelin olmak? Ha? Doktorlara emanet ediler hastaları. Ama yeni evlenecek adamlara niçin emanet etmesinler gelinleri? Ha? Nerede o eski gelinler? Nerede? Bizim vaktimizde bizi de profesör gelin. Ha? Ya anam nereden çıkardın şimdi o profesörü? Doçenti, pratisyeni kimi? Öyle şey olur muymuş be ya? Ah, susayım ben, susayım. Hepim ben kabahatli, hep, hep. Hiç o değil, değil mi? Hiç o değil. Oy, ulan da kurtulan ben.
Nerede eski gelinler? Nerede eski? Oh fatto, fatto, oh fatto, fatto mori düşmanke, lele katinke. Ah, 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 fatto. Yaktım kendimi fatto. Ah, olsaydı. Ya bir gelinim olsaydı. Oh fatto. Ah! Ah! Allah Allah! Yok ya, yok. De, kesin ben intihar edeceğim. Edeceğim, Allah'ım geleceğim yanına da. Önce şu borçları bir toplayayım. Niyazi'den miyazi'den. Ondan sonra geleceğim, içim rahat olsun. Öyle geleceğim ben senin yanına. Abi ne yapıyorsun be ya? Aynı be ya! Sen ne yapıyorsun? Aynı. Tamam, geç otur o zaman aynısı, hadi. Hayırlı işler, bol güneşler. Eli bol, gönlü bol. Cömert abim benim be. Bir de uzun hava çekseydin lan. Ne oldu, ne satıyorsun yine? Hiçbir şey satmıyorum Ergun abi. Zabıta mallarıma el koydu. Aha. Oğlum niye dükkan açmıyorsun kendine? Böyle kapı kapı elinde mallarla gezersen kaptırırsın tabii. Ergun abi, ben şimdi şu duvara kahrolsun zabıta yazsam ne olur? Bütün zabıta kahrolur. Oğlum abuk sabuk konuşma. Hata sende. Adamlar işini yapmış. Ergun abi ya. Garibanın üç kuruşundan ne istiyorlar be abi be? Yuh, ne garibanı lan. Ulan şimdiye kadar getirdiğim malların vergisini gümrükte ödemeye kalksan vergi rekortmeni olmuştun. Ayı. Tamam abi, vergisi neyse verelim. Ama malıma niye dokunuyorlar be Ergun abi be? Lan Batık Ali, yürü git oğlum, başıma bela olma. Bu saatten sonra sana vergi sistemini anlatacak değilim. Hadi bekleme yapma, devam et. Tamam Ergun abi. Gideyim. Vaktini de almayayım. Sen bana bir 3.000 lira borç ver, ben gideyim. 3.000? He. 5.000 vereyim ya. Vallahi mi? Tabii tabii, 5.000 vereyim. Geliyor şimdi 5 parmak. Oğlum abuk sabuk konuşma. Paramı basıyorum lan ben burada. Bekleme yapma, devam et. Ergun abi, haftaya eline sayarım paranı, yemin ederim. Abicim beni biliyorsun. Ergun abi, benim mal almam gerekiyor. Çok güzel güneş gözlükleri var. En pahalısından sana hediyem olur abi. Tövbe estağfurullah. Allah'ım niye bana böyle şakalar yapıyorsun ya? Oğlum yok diyorum, yok. Devam et hadi kocam, hadi. Ergun abi, bana her şeyi de ama param yok deme ya. Yok ulan yok. Ergun abi bak, senedini bile yaptım abi. Allah'ım sen bana sabır ver. Oğlum Merkez Bankası mıyım ben? Ali'cim yok yok. Olsa dükkan senin koçum, hadi. Vay be. Aşk olsun be. Kalbim kırıldı be Ergun abi. Sen Moğollardan tut Zeki Müren'e. Ajda Pekkan'ından Nüket Durusu'na. Ümit Besen'inden Orhan babasına kadar hepsi sana çalışıyor güzel abicim. Ama sende para yok ha? Pes. Doğru diyorsun, hepsi bana çalışıyor. Ali, ara bakayım Orhan baba yeni şarkıyı yapmış mı? Yapar yapmaz beni arıyor da. Ulan bana mı yapıyorlar şarkıyı? Allah Allah, sanki benim dükkan olmasa kimse şarkı söylemeyecek. Oğlum abuk sabuk konuşma, başıma bela olma. Hadi kaç, hadi. Hadi, hadi kocuğum, hadi. Tamam Ergun abi, niye sinirleniyorsun abi? Biz parasız kaldık, yolsuz kaldık. Senden bir şey istedik be abi. Senin de var. Oh, ne kadar güzel vallahi. 46'lıksın ya, ne kadar rahat. Oh, işin iş vallahi. Kafa gidik ya. Dert yok, tasa yok. Ya Angel Osman, 4 dönüm bostan. Senin ne derdin var ki? Benim ne derdim var? Evet. Ne derdim var? O evet bir şey. Karı bir yandan, anam öbür yandan. Kız büyüdü, kocaman oldu, o başka bir yandan. O konuşan Kirpi Şahin de o yandan. Beleşçi Niyazi başka bir yandan. Senin gibi 46'lıklar başka bir yandan. Sayayım mı da? Sayayım mı? Say, say, rahatlarsın. Rahatlamam ben. Rahatlamam. Benim seyir ve oşinografi dairesi gibi her gün açıklamalarda bulunmam lazım. Benim kaderim böyle. Benim kaderim böyle yazılmış. Onu yapacak bir şey yok artık. Ben kaderime razı olacağım.
Kaderim böyle ya. Böyle yazmış işte, o kadar. Sen bu kader olayını yanlış anlamışsın Sami. Ha. Ben bu kader olayını yanlış anladım. Sen doğru anladın, öyle mi? Sen 46'lık diyorlar ya. Az, az. Sen oradan iki çay al gel. Ben sana kader nedir anlatayım Sami. Sen 46'lıksın, 46'lıksın ama... de bizim beleşçi Niyazi'den de farkın yok. İlla içeceksin o ikinci beleş çayı. Al çayı gel Sami. Al çayı gel. Derin mevzular bunlar. Çaysız olmaz. Vay arkadaş ya. Öbürü de derin mevzular diye diye de böyle oldu işte. Allah'ım sana geliyorum. Allah'ım sana geliyorum. Ali benim altımı kıs. Beni servis et artık. Ben piştim burada ya. Şuradan bir buzlu su kap bana. Fırla 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 fırla. Allah'ım şakalarım. Biri gidiyor yenisi geliyor ya. Hiç yakışıyor mu sana? Hiç yakışıyor mu sana? Bir de sanatçıyım diye geçiniyorsun. Ne? Elma şekerini mi diyorsun? Aha, elma şekerini diyorum. Seni gidi elma şekeri. Bu yanındaki adam hiç yakışıyor mu sana bununla geziyorsun? Seni gidi elma şekeri seni. Ne alakası var ha? Ne alakası var? Sanatçılar elma yemez mi? Sanatçılar elma yerler Niyazi ama sanatçılar elmaları yalamazlar. Vay be Ergun Plak. Beni çekemiyorsun değil mi? Haset bir insan oldun sen. Kıskanç bir insan oldun. Zübük filminde oynadım ya. Çatır çatır çatlıyorsun. Kes. Zübük 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 zübük. İçimiz zübük, dışımız zübük. Her tarafımız oldu zübük. Filmi de efsane yaptın. Daha ortada yok film. Girecek yakında gösterime. Galasına seni çağırmayacağım. Git biletini al öyle seyret. Ay öldüm üzüntüden öldüm. Vallahi yas tutuyorum. Çok meraklıydım senin filmine. Buyur usta. Usta ne oldu? Nazlı abla geliyor mu plaja? Geç içeri. Geç içeri. Geç içeri. Geç içeri. Al bardağı da. Geç içeri. Ne plaj Ali? Ne Nazlısı? E hadi be artık çayları bitireceksin. Anlat bu kader mader neymiş bakayım anlat da öğreneyim hadi. Bak Sami sana ne okuyacağım. Oo, cep de maşallah çöp tenekesi gibi ha. Bu kader denen şeyi en güzel kim anlatmış bilir misin? Kim? Şems Tebrizi. O kim be? Hazreti Mevlana'nın gönül dünyasında büyük değişiklikler yapmış bir alim. Bak ne demiş. Kader, hayatımızın önceden çizilmiş olması demek değildir. Bu sebepten ne yapalım kaderimiz böyle deyip boyun bükmek cehalet göstergesidir. Kader, yolun tamamı değil, sadece yol ayrımlarını verir. Güzergah bellidir ama dönemeç ve sapaklar yolcuya aittir. Öyleyse ne hayatın hakimisin ne de hayat karşısında çaresizsin. Uy, ben de acayip yorulmuşum be. Uy. Ya hele şunu yi işine ya. Ergun Bırak. Hangi plaja gidiliyor? Ne zaman gidiliyor? Bir mahalleli olarak biz de gelebiliyor muyuz? Hele senin soru şuna. Büyükada'ya gidiliyor Niyazi. Yarın gidiliyor. Mahallede nesli tükenmiş en son beyaz balin olarak siz de gelebiliyorsunuz. Hakikaten sen de gelsene ya. Vallahi. Çocuklar bir beyaz balina görsün.
bir ne olduğunu anlasın. Bir okyanus canlılarıyla bir tanışsın ya. Ben vücudumla barışırım bir kere Ergun Plak. Ciddi mi diyorsun? Hakikaten vücudunla barışık mısın Dümbüllü? Peki pişkin olan vücudun mu yoksa sen misin? Yarın mayonu giy gel, benim vücutla bir yan yana dursunlar. Merak etme, yeniden bozuşursunuz. Sanki kendi vücudun Sylvester Stallone. Oğlum senin gözlük numaran mı büyüdü? Ulan ben suya girdiğimde bir damla su sıçramıyor. Aynı suya seni soksak Marmara Karadeniz'e geçer. Lan bana bak. Hakikaten kapmayanı gel de çocuklar bir sumo güreşçisi görsünler. O kütleyi bir görsünler. Bir canlının nereye kadar büyüyebileceğini bir görsünler. Belgesel olur vallahi billahi ya. Fotoğraf mutraf çektirirler. Lan belki kapıdan bilet bile keseriz. Çok komiksin. Çok komiksin Ergun Plak. Sana ne benim mayomdan? Seni ne ilgilendirir? Vallahi ben seni silip mayoyla düşünüyorum da... hatta hiç silmeden düşünüyorum. Gelme, gelme, boş ver. Belediyeye plajları kapattırma sonra. Sana bir şey söyleyeyim mi Ergun Plak? Sen busun işte, bu, bu. Hatta busun. İşte şimdi benim hepten kafam karıştı ve 46'lık. Bunda karışacak bir şey yok Sami. Kader dediğin şey bir yolculuk. Bu yolculuğun sonu belli. Son durak malum. Ama bu yolculukta karşımıza çıkacak dönemeçler var. Ne tarafa gidelim? Öyle mi gidelim, böyle mi gidelim? Kader bunu sana söylemez. Ona sen karar vereceksin. Ben mi karar vereceğim? Evet. Kendi özgür iradenle karar vereceksin. Seçim senin. Seni sen yapan da o seçimlerin. Sami abi. Bana bir çay, 4 tane de poğaça. De şimdi bu Niyazi benim kaderim, öyle mi? Bu bileşçiye ben istediği çayla poğaçaları vermemse... benim özgür iradem. Senin kararın. Ha, yani dönemecdeyim. Bilmem artık. Beleşçi Niyazi. De ben şimdi özgür irademe dayanaraktan senin istediğin o çayla poğaçaları sana vermeyeceğim. Hadi bakayım başka kapıya ya Allah hadi. Ya Sami abi sen ne diyorsun ya? Vallahi çok uzak yoldan geldim. Aşıdan öleyim mi? Bir tane elma şekerini yedim ama böyle yine şekerim toparlanmadı. Vallahi başım dönüyor. Şuraya şaka danak bayılırım. Bana ne kardeşim? İster şaka danak, ister şu kadarak. De ben bu dönemecde sana o istediğin poğaçaları vermemeyi seçiyorum ya. Vermeyeceğim. Peki. Verme be Sami abi. Verme. Ben dayanıklıyımdır zaten. 3 gün bir şey yemesem yine de dayanırım. Zaten bu 3 gün içinde de gezer dolaşır. Sana olan borcumu toplar. Gelir kapatırım Sami Baba. Tamam be tamam. Tamam. Yiyeceğim poğaçaları da al tamam ye. Al be al. Sonra ederdim tamam. Sağ ol baba. Gördün benim kaderi? Ha? Gördün mü? De işte bu benim kaderim. Kaderim yapacak bir şey yok. De ben buna boynumu eğeceğim. Böyle devam edeceğim artık. Hayır. Bunun adı vicdan. Ama merak etme. Bu kısa yolculukta
O da lazım bize. Dönemice geldiğimizde o vicdan doğru yolu gösterir bize. Sen her zaman vicdanına kulak ver Sami. Ya Sami abi, Basri abi ne diyor ya? Dönemeç, yolculuk falan. Bir yere mi gidiyor Sami abi? Söyle bakayım 46 bak. Ne diyor çocuk? Hadi sor. Nereye bu yolculuk? Söyle bakalım bize. Merak etmeyin. Güzel bir yer. Çok güzel bir yer. Niyazi çok güzel bir yere gidiyormuşuz. Ah, Sam abi. Beni de götürsene. Yani herkes bilir biz baba oğul gibiyiz. Etrimlak'tan ayrılır mı? Ben de geleyim seninle. Beni burada bırakma. İyi gel, tamam. Merak etme, seni burada bırakmam ben. Hem zaten bu kadar borcum var. Nereye bırakacağım? E ne yapalım artık? Bu dünyada tahsil edemedik. Öbür tarafta bir şekilde onu tahsil ederiz. Rukiye, çocuklar nerede ya? İçerideler Fehmi'cim. İçerideler tabii. Yaz geldi ya, sobada kalktı. Artık yanımıza uğramazlar. Herkes kendi odasında. Ama soba yanarken tek biri buradaydı. Nankör bunlar ya. Çok nankör. Nankörler ya. Öyle deme Fehmi'cim. Ama büyüdüler, bizi beğenmiyorlar işte. Doğru söylüyorsun değil mi? Herkes burada. Ahmet dışarı çıkmadı inşallah. Yok yok, içeride yok. Şey, işsiz ya şimdi. Üzgün. Üzgün onu tabii ya. İşsiz olmak kolay mı ya? Şimdi... Yani işsiz adam mutsuz olur tabii. Neyse ki iş SSK'lı değildi vallahi Fehmi. Ay tek tesellim o ha. Yani kaçırdı iş SSK'lı olsaydı. Bak, bulsak ya ona bir şöyle sigortalı bir iş. Ya Rukiye, kolay mı zannediyorsun iş bulmak ya? Bak, şöyle yazıyorum. 6 aydan önce iş bulamazsın. Söyleyeyim ben sana. Ay ne diyorsun Fehmi'cim? 6 ay çok. Bu çocuk ne zaman iş bulacak, para biriktirecek de evlenecek? Ay çok, 6 ay çok. Nerede o şimdi? İçeride mi? Oturma odasında mı? Hı, içeride. Şimdi işsiz ya. Benim de yanıma çıkamıyor tabii. Hı. Şimdi kahrediyordur ha. Söyleyeyim sana. Ya. Ada sahillerinde bekliyorum. Her zaman yollarını gözlüyorum. Yarim seni seviyor, istiyorum. Beni şad et, şadiyem bahçem için. Neyin neşesi bu ya? Hiç baba öyle içimden geldi yani. Ya ben de içeride diyorum ki Ahmet kahrından, üzüntüsünden mahvoluyordur şimdi diyorum. Şöyle bak ya, şöyle bak ya. Bu neyin çantası? Bu şey baba, yarın Ergun'la diyoruz denize gidelim. Hatta müsaaden olursa Nazlı'yı da götüreyim. Ya siz akıllanmayacak mısınız ya? Hiç böyle akıllanma niyetiniz yok değil mi? Ya bombalar patlıyor, adamlar ölüyor. Şişt, deniz diyorsunuz ya. Gel salona, gel salona. Gel 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 gel, salona gel. Plajlardan gelen kötü bir haber yok baba. Anarşi henüz denize taşınmadı. Babam daha önce Çağatay'ın Almanya'ya gitmesine izin vermemişti. Çünkü Çağatay'ın küçük olduğunu düşünüyordu. Benimse gurbet kahrı çekecek kadar büyüdüğüme karar vermişti. Tamam, plaja gidebilirsin. Tamam, yani gidin, denize girin, bol bol denize girin. Böyle rahatlayın bir, iyicene rahatlayın. Çünkü daha sonra... Ahmet Almanya'ya gidiyorsun sen. Ne?
Almanya'ya gidiyor ya. Çalışmaya. Nereden çıktı şimdi öyle durup dururken? Durup dururken olur mu Rukiye ya? Yani durup dururken böyle bir şey çıkabilir mi ya? Düşündü taşındık herhalde. Hatta ben bugün senin abini de bir aradım telefonla. Ne diye? Ya işte böyle böyle dedim. Ahmet gelse oraya. Böyle bir iş bulabilir mi dedim. Ha, ne dedim? Şimdi dedi ki o tekstil sektöründe çalıştığına göre burada iş bulması daha kolay dedi. Rahat mı olur dedi. Babacığım tamam ben tekstil sektöründe çalıştım ama yani... Yani ne ya? Ne? Yani ne? Ne? Yani orası Almanya. Ben nasıl giderim Almanya'ya? Buradan yarın seninle çıkacağız, yürüye yürüye gideceğiz. Nasıl gideceksin ya? Herkes nasıl gidiyorsa öyle gideceğiz Allah Allah. Atlayıp gideceksin buradan ne var? Wow! Hey! Wow! Süper ya! Şok oldum hala. Enişte! Ahmet abi Almanya'ya mı gidiyor? Öyle bir karar vermiş enişten çocuğum sen. Ya böylesi daha iyi Rukiye. Böylesi daha iyi. Şimdi bu en az 6 ay boş dolaşacak. Yani cepten yiyecek. Psikolojisi de bozulacak bunun. Biliyorum ben tanıyorum. Psikoloji gider hemen gider bunda psikoloji. Biliyorum. Ahmet abi. Yaşadı be. Şahin sus canım kardeşim. Sus. Ben uğraşamam burada sizinle ya. Anarşi diyorum, bomba atılıyor diyorum, adam öldürüyorlar diyorum. Bunlar hiçbiri dinlemiyor beni ya. Bu kadar şeyler oluyor, bu kalkıyor, pavyona gidiyor, kahveye gidiyor, dışarı çıkıyor. Dışarı kaçmalar falan ya. Ben bunlarla uğraşamam, gitsin çalışsın orada iş var işte. Beyimciğim ama şimdi aması yani... Aması yok Ruge, aması maması yok ya. Allah Allah, düşündük taşındık herhalde. Almanya'ya gidecek o kadar. İyi geceler. O kadar. Yani iyi geceler için de o kadar. Ahmet abi. Rahat ol sen ya. Rahat ol. Langsam langsam ben seni zerşön bir şekilde yani güzel bir şekilde Almanya'ya hazırlayacağım. Şahin sus şimdi ağzını burnunu kıracağım ha. Anne sen de konuş babamla ben Almanya'ya falan gitmem. Nasıl söyleyeyim? Baksana, karar vermiş bir kere. İyi, tamam, olur. Almanya'ya giderim, bir daha da dönmem. Yüzümü göremezsiniz. Ay deme canım, öyle şeyler. Allah Allah, yok. Yok yok, tamam ben gider konuşurum. Yok ben, ay yok gönderemem ben çocuğum gurbete. Olur mu öyle şey? Dur dur, dur dur. Dur dur. Hala nereye gidiyor? Ahmet abi. Çok güzel Almanya. Buradaki gibi baskı yok. Rahatsın ya. Rahat ol ya. Çok iyisin orada. Yemin ediyorum. Şahin, kaldırma beni buradan ya. Hadi güzelim ya. Günaydın. Hah, günaydın canım. Bak gözleme yaptım hadi sıcak sıcak gel. Anne boş ver şimdi gözlemeyi. Ne diyor babam? Allah nuh diyor peygamber demiyor. Bir çocuğum Almanya'ya gitsin orada iş var. Hani burada yok diyor. Ya ben iş bulurum. Tamam bul o zaman ama sen de yani. Ama SSK'lı olsun. Bak SSK'lı olmazsa ben de babanın tarafını tutarım. Biliyorsun yani. Tamam anneciğim söz. Sana en SSK'lı işi bulacağım. İçinde en az 4 tane S olacak. Sen dalga geç anneyle. Sen dalga geç. 2 tane S olsun bana yeter. Al. Götürmüşsün gene. Dur şimdi millet uyanmadan. Oo! Nasıl tutuyorsun bu annen? Yavaş, yavaş sıcak, yavaş. Alo Elvan. Hoş geldin Şahin. Hoş bulduk. Hadi plaja gidiyoruz. Plaj mı? Şimdi mi? Ya ya echt şimdi. Ahmet abi var, Natsla var, Gülden var, Güneş var, Kum var. Ben varım. Babam ayakta izin vermez ki. Pef.
Arkadaşıma gidiyorum de. Yok, ben sabıkalıyım, bilmiyor musun? Hayatta izin vermez. Nasıl ya? Allah Allah ya. İlla plaja gitmek için. Hem iskihat mı istiyor bu Erol Taş baba Sami? Böyle bir şey görmedi, çok saçma ya. Ya bazen baba seni böyle saçmalıyor. Madem saçmalıyor, kapat gitsin pastaneyi ya. Saçma adam bence ya. Oh, dere. Hatırladın mı eskiden geçmişteki günlerde akşamları beklerdim sen okuldan dönerken mutluluklar benden sana beraber olmasak da her yağmurlu akşamda yürürüm aynı yolda mutluluklar benden sana başkasının olsan da sallanarak yürürüm artık kendi yolumda.